Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Türkiye çok çok önemli bir yerel seçime gidiyor. Mart 2019 seçimleri adeta dananın kuyruğunu koparacak türden bir seçim olacak. Şimdi bu süreçte AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bazı açıklamalar geldi. Bu açıklamadan ayrıntılarına döneceğiz. İstanbul stüdyomuzdan İstanbul'un önceki belediye başkanlarından Sayın Nurettin Sözen konuğumuz. Sayın Sözen, iyi akşamlar, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Evet, Sayın Sözen beni duyabiliyor musunuz efendim? Hoş bulduk, buyurun. Tabii duyuyorum, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Efendim şimdi yerel seçime yönelik değerlendirmelerinize döneceğim ama az önce de söylediğim gibi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizin döneminizle ilgili bazı suçlamaları vardı. Su ve çöp dağları konusunda. İsterseniz önce o konuşmaları bir hatırlayalım. Daha sonra size yorumunuzu sorayım. İstanbul CHP döneminde susuzluktan kurumuştu. Kokmuştu. Osmanlı'dan kalma çeşmelerin önündeki su kuyruklarının ucu gözükmüyordu. Tankerlerle taşınan sularla insanlar hayatlarını idame ettirmeye çalışıyordu. Gençler, siz biliyor musunuz? Yalova'dan kuru çeşmeye, denizden tankerle, gemiyle su getirdiler. Ya bir gemi, iki gemi İstanbul'da ne yapar? CHP bu ya. CHP bu. Biz İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda İstanbul'un hali neydi? Gençler, sizin birçoğunuz bilmezsiniz. İstanbul'da çöp dağları var mıydı? İstanbul'da su var mıydı? İstanbul'da hava kirliliği var mıydı? Çöp dağlarını evvelallah kaldırdık. Kimden almıştık İstanbul Belediyesi'ni? CHP'den. Evet Sayın Sözen, Erdoğan sizin döneminizi işaret ederken işte su kuyruklarından, çöp dağlarından söz etti. Size suçlamalar yöneltti ve bunları biz düzelttik dedi. Siz neler söyleyeceksiniz efendim? Müflis tüccar çaresiz kaldığı zaman eski defterleri karıştırırmış. Şimdi bu anlattığı öyküler, hepsinin yanıtını vereceğim, cevaplarını alacak. Bunlar 30 yıl evvelin hikayeleri, 30 yıl evvelin olayları ve tamamen ters düz edilmiş, istismar edilmiş, değiştirilmiş görüşler. Sırayla bunları yanıtlayayım. Önce sudan başlayalım isterseniz. Lütfen. Su olayı biz göreve geldiğimiz zaman Tanrı'nın, doğanın bir sonucu olarak, bir iradesi olarak az yağmur yağdı. Bir kıtlık yaşandı, bir sıkıntı yaşandı. Bütün bilim adamlarıyla ve uzmanlarla bir araya gelerek bu susuzluğun nasıl giderileceğine dair önlemler aldık. Bir tanesini CHP Genel Başkanı ifade etti. Türkiye'nin en büyük tankeriyle Yalova'dan Kuruçeşme'ye su taşıdık. Bu önlemlerden bir tanesiydi. Ve Türkiye'de ilk defa görülen ve uygulanan yağmur bombası uygulaması suretiyle teknik üniversitenin kontrolünde yağmur bombası uygulaması yapıldı. O tarihlerde, o süreçte yağan yağmurların %15'i bu yolla temin edilmişti. Ayrıca kuyular açıldı. Ayrıca Haliç'in altından su borularıyla Beyoğlu yakasına su aktarıldı. Her bölgeye koşulları içinde çözümler ve çareler ortaya kondu. Şimdi sormak gerek. Az yağmur yağınca böyle bir sıkıntı doğuyor ve tedbirler alınıyor. Peki çok yağmur yağınca ne oluyor? İstanbul'u su basınca onlarca insan veya Anadolu'yu su basınca onlarca insan, yüzlerce otomobil ve birçok mal mülk ziyan oluyor ve halk perişan oluyor. Biz çok şükür çok kısa bir süre içerisinde her türlü önlemleri alarak
tasarruf önlemleriyle beraber bu susuzluk dönemini atlattık. İnsana sorarlar, doğanın veya Tanrı'nın bir şey olarak, lütfu olarak veya talihsizliği olarak isterseniz cezalandırma deyiniz. Susuz kıldıysa İstanbul'u yerel yönetim ne yapabilirdi? Olsa olsa önlemler alırdı ve bu önlemleri aldık. Soru şudur, hangi önlemi eksik bıraktık? Veya alınması gereken başka önlem var mıydı? Bu soru yok. CHP Genel Başkanı'na sormak isterim, söylemek isterim. Bütün danışmanların da bir araya getirsin. Kendisiyle kamuoyu önünde o tarihte yaşanan susuzluk olayını hem pratik olarak hem belediyecilik olarak hem bilimsel olarak ele alalım ve tartışalım. Varsa, yüreği yetiyorsa benim bu davetimi kabul eder. Bakın 2006'da ben parlamentodayken iki bütçe olur biliyorsunuz. 2006 yıllık bütçede bütçe müzakereleri sırasında yine sataşmayla söz almıştım. Ve kendisine demiştim ki hep bunları söylüyorsunuz 30 yıldan beri. Tekrarlıyorsunuz. Bu tekrardan ne yarar görüyorsunuz onu bilmiyorum. Tekrarlıyorsunuz. Ama siz de kalkın bir tek çözüm söyleyin. Bir tek çözüm söyleyin. Benim bu soruma karşılık o mecliste, o tarihte ne laf atarak ne söz alarak bir cevap verememişlerdir. Veremeyeceklerdir de. Bütün yaptıklarımızı konuştuğumuz zaman teker teker bunlar ortaya çıkacak. Zannediyorum çöp ve doğalgaz için devam edeyim mi? Yoksa siz tekrar soracak mısınız? Çünkü bu konuşmaların içinde bir de çöp dağları diye bir uyduruk laf var. O lafa da yanıt vermek isterim doğrusu. Evet, bu arada 30 yıl önce dediniz, bir hatırlatma yapalım. 1989'da 1994 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptınız. Çöpe geçeceğim ama Sayın Sözen, şimdi Erdoğan'ın ifadelerinden... Hayır, bugüne kadar bu tartışmaları sürdürüyor. Evet, biliyorum. Bununla ilgili AKP'den başta Erdoğan olmak üzere size zaman zaman suçlamalar geliyor. Dedi ki Erdoğan, İstanbul'daki toplam 600 milyon 300 bin abone içinde borcundan dolayı suyu kesik olanların sayısı 23 bindir. Bir başka ifadeyle %37 düzeyindedir. İstanbul'da 600 milyon 300 bin abone olması mümkün müdür efendim? Şimdi ben bu görevden ayrılalı 29 yıl oldu. Bu rakamları hatırlamam mümkün değil. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz bu olayı aldığımız radikal önlemlerle belli bir süre içerisinde tamamladık. Bu bir doğa olayıydı. İsterseniz doğa afeti deyin, ne derseniz deyin ama bir doğa olayıydı. Ve biz alınması gereken önlemleri aldık. Bir mesele daha var, su dağıtım olayı. Yani su altındaki boru değişikliği veya boru yenileme olayı. Bu konudaki iddiayla söylüyorum. Aksini iddia edenleri ispata davet ederim. Benden evvelki ve benden sonraki belediye başkanlarından daha çok sayıda, daha yüksek miktarda su borusu dağıtımı sağlanmıştır. Altyapı yatırımları yapılmıştır. Bunu ifade edebilirim. Ayrıca su tasarrufu yapmak suretiyle bildiğiniz gibi 5 kişiden kalabalık ailelerde belli limitin üzerinde su kullananlara ücretsiz su verilmiştir. O hem dar gelirlere bir yardım amacı taşımaktadır hem de su tasarrufunu amaçlamaktadır. Onun için su olayı böyle bir olay. Alınan önlemleri uzatmak mümkün. Bu su olayının arkasından neler olmuştur? 2050'ye kadar İstanbul'un su sorununu çözecek projeler üretilmiştir. Örneğin Sazlıdere Barajı yapılmıştır ve devlet su işlerine devredilmiştir. Ayrıca Istranca Dereleri denilen ki 2006'daki parlamentodaki tartışmada söz konusu olan projedir. Çok ileri bir projedir. Denize akan 7 derenin suyu İstanbul şebekesine dahil edilmiştir. Arkasından bugünkü en büyük proje sayılan Menen Çayı projesi, ben görevden ayrılmadan 3 ay evvel zamanın İmar Bakanı'yla beraber kamuoyuna duyurulmuştur.
Bu neyi içermektedir? Bu şunu içermektedir. Melençayı rehabilitasyona tabi tutulacak. 3 isale hattıyla Avrupa Anadolu yakasına ve 3 şeyle de deniz altından 3 hatla da Avrupa yakasına aktarılacak idi. Bugüne kadar bunun sadece bir isale hattını gerçekleştirdiler. Geri kalan 2 isale hattı, projedeki mevcut isale hattı bugüne kadar yapılmamıştır. Evet. Suyla ilgili söylemek istediğim şey bunlar. Peki çöp dağlarını kaldırdık dedi yine Erdoğan açıklamalarında. Aa evet, o çok önemli. Şimdi evet. Şimdi, bunun çok boyutu var. Birinci boyutu şu, önce iddia edilen şey nedir onu söyleyeyim. Biraz sonra anlatacağım. Belki dünyanın en büyük çöp projesini Türkiye'de hayata geçirdik. En büyük diyorum çünkü 15 milyon insanın çöpü bilimsel bir yöntemle, fenli bir yöntemle giderilmektedir, ortadan kaldırılmaktadır. Oysa batıda, diğer dünyanın diğer ülkelerinde bunlar kent boyutunda, kanton boyutunda çözüme kavuşturulmuştur. O bakımdan dünyanın en büyük projesi ve hatta havaalanından daha ciddi bir kent sorunu olarak görmekteyim çöp sorununu. Benim çocukluğumda, gençliğimde İstanbul'da mavnalar Marmara'da dolaşır, kürekle çöpler Marmara'ya atılırdı. Veya mahalle aralarında 500 kilo çöpü taşıyan, bazen affedersiniz eşekle, bazen atın kullandığı küçük arabalarla çöpler taşınırdı. Oysa Amerikan hibesiyle yapılan bir çöp projesi Kopenhag'ın belediyesinin şirketi ve Türk ortağıyla beraber hayata geçirilmiştir. Çöp projesinde hangi unsurlar var? Dikkati çeken kısaca özetlersem. Bir, ara istasyonlarda çöpler toplanmakta. Burada geri kazanım, recycle yapılmakta. Geri kazanımdan sonra 50 tonluk Volvo kamyonlarıyla Türk İstanbul'da özel olarak karoseri yapılmış olan kamyonlarla çöp imha alanına götürülmektedir. Çöp imha alanında çöp suyu biyolojik arıtmaya tabi tutulmaktadır. Ayrıca bu çöp yığınından da elektrik üretilmektedir. Bu tesisin ve çevresinin elektrik ihtiyacını karşılamak için. Bu teknik konu, teknik olan konu. Ama asıl önemli olay çöp yığınları 5 yıl içerisinde 2 defa gerçekleşen grev sonucu oluşmuş çöplerdir. Bu bir rejim tartışmasına kadar gider. Ben o grevlerde grevci, gözcü gömleği giydim. Çünkü grev işçinin ve emekçinin en büyük silahıdır hakkına kavuşmak için. Eğer demokrasi varsa o demokraside batıda olduğu gibi sendika vardır, toplu sözleşme vardır ve grev vardır. Dolayısıyla ben bugün görevde olsam yine aynı grevde aynı grev gözcü gömleğini giyerim. Biliyorsunuz ileri ülkelerde, örneğin İngiltere'de günlerce metro çalışmayabilir. İtalya'da grev olduğu için, çöpler toplanmadığı için günlerce, haftalarca çöpler yığınlar haline gelebilir. Bu demokrasinin doğal sonucudur. Demokrasiye inanan insanlar da bunu saygıyla karşılamak durumundadır. Emekçinin en büyük silahı olan grev dolayısıyla 3 gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün İstanbul'da da çöpler yığılmıştır. Bundan ben övünüyorum. Grevsiz, toplu sözleşmesiz, sendikasız bir toplumda çöp yığınları olmadan yaşamaktansa çöp yığınlarıyla beraber ama sendikası olan, toplu sözleşmesi olan, grevi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim. Bunun böyle bilinmesini isterim. Evet. Şimdi yine Erdoğan bu su kuyrukları ve çöp dağlarından söz ederek, sizin döneminizi işaret ederek yaptığı eleştirileri, biz bu projelerle bütün bunlara son verdik diye devam ediyor. Öyle midir? Sizin anlattıklarınızdan da şunu anlıyoruz ki teknik ve bilimsel çalışmalarla bir belediye yönetimi sergilemişsiniz. Erdoğan hakikaten sizin döneminizde evet, yaşanan bu evet, sorunları yeni projelerle son verebildi mi?
Bir konuya daha değinerek isterseniz bu sorunuzu yanıtlayayım. Buyurun. O da doğalgaz sorunudur. Doğalgaz projesi de dünyanın en büyük projelerinden birisidir. Niçin dünyanın en büyük projesidir? Çünkü doğalgaz İstanbul'da hem Avrupa yakasından hem Anadolu yakasından inşaata başlanmıştır. Temeli geleneklerimiz gereği koyun kesilerek temeli atılmış ve bitişi ise Suadiye'de ve Ataköy'ün girişinde yani Asya'da ve Avrupa'da törenlerle tamamlanmıştır. Projenin tamamı bize aittir. Bu konuda belgeler yani bu fotoğraflar benim büromda duvarlara asılıdır. Meraklılar gelip görebilirler. Bunlar da herhalde AKP Genel Başkanı'na verilecek en güzel yanıttır. Dolayısıyla bir doğalgaz sorununu da istismar alanına dahil etmiş olması doğrusu çok hareket edilecek bir konu. Şimdi gelelim kendi sona ermiş meselesi. Tekrar 2006'ya dönelim. 2006'nın ikinci bütçe müzakerelerine dönelim. Ve kendisine söylediğim bir söz var. Demiştim ki ben şu anda aklıma gelen, yani geri kalan kısmını zamanınızı olumsuz bir şekilde değerlendirmemek için kısa özet söylüyorum. Bunu tutanaklarda arayıp bulmak mümkün. Meraklıları da tavsiye ederim. Meclis tutanaklarını incelesinler. 2006 ikinci bütçe müzakereleri gece saat 22. Demiştim ki ben 10-15 tane uluslararası düzeyde proje uyguladım. Bunlara da övünüyorum. Sizin döneminize ait bir tek projeyi, kendisi de başbakanlık koltuğunda oturmakta idi. Bir tek projeyi siz söyleyin veya ön sıralarda İstanbul'dan gelen milletvekili arkadaşlarımız var. Onların birisi kalksın ve söylesin demiştim. Bu sorunun yanıtını hala bekliyorum. Orada laf atarak veya söz alarak bu soruma yanıt vermediler. Hala bekliyorum. Belki kendisinin özel olarak biraz evvel tekrarladığım önerimi kabul edip de danışmanlarıyla beraber benimle bu konuları tartışmaya lütfen kabul ederse o zaman bu konu daha belgeleriyle ve daha çıplak bir şekilde ortaya konulabilir. Evet, az önce projelerden söz ederken doğalgazı bence çok kısa geçtiniz. Çünkü İstanbul'a ilk kez doğalgazı getiren sizsiniz. Biraz onu ayrıntılandırabilir misiniz Sayın Sözen? Evet. Şimdi efendim bu doğalgaz olayı işte biliyorsunuz birkaç defa duydum ben de. AKP Genel Başkanı işte maskeyle geziliyordu, bir gazetede maske dağıtılıyordu falan diyor. Ve yaptığımız bilimsel çalışmalar, Teknik Üniversite ile İstanbul Üniversitesi'ndeki ilgili hocalarımızla yaptığımız çalışmalarda hava kirliliğini önlemek için alınması gereken önlemlerin başında bu doğalgaz geliyordu. Ve bir an evvel doğalgazın tamamlanmasını amaçladık. Büyük çaba sarf ettik. Rahmetli Erdal İnönü'de zaman zaman çıkan bu Fransız şirketiyle olan anlaşmazlığımın çözümünde büyük katkıları oldu. Ve doğalgazı tamamladık. Onun dışındaki önlemler diyelim ki otomobil egzozlarından çıkan ve havayı kirleten gazlarla ilgili veya diğer kaliteli yakıt kullanmakla ilgili, yakıt yöntemlerini doğru kullanmakla ilgili konulardı. Şimdi dolayısıyla kendisini söyleyeceği hiçbir şey yok. Bu resimler kendisine yanıt verecek. Kendisine isterse bu resimleri gönderirim. Ataköy'de ve Suadiye'de bitiş törenlerini, resimlerini gönderebilirim. Koyun keserek iki tellide başlattığım doğalgaza temel atma törenini gösterebilirim. Dolayısıyla bu konuda söyleyecek laflar çok açık. Halk da biliyor, halk da kullanıyor bunu. Bunları doğrusu içtenlikle söylüyorum. Devletin başında görev yapan bir şahsa bunları yakıştıramıyorum. Bu gerçekleri testis edilmesini yakıştıramıyorum. Belki AKP Genel Başkanı'na yakışabilir. Ama devletin başındaki görevlilere bu yakışmıyor. Bu gerçekleri görmemezlikten gelmek yakışmıyor. Evet. Objektif olması evet, gerekiyor efendim. Tabii. Peki Sayın Sözen, şimdi
size yöneltilmiş, evet. Bir yanda bu suçlamalar var ama bir yanda da yine çok yakın dönemde başta işte AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok AKP'li isim tarafından İstanbul'un kendileri döneminde ne hale getirildiğini ifade eden açıklamalar geldi. İstanbul'u nasıl buluyorsunuz? Evet. Nasıl yönetiliyor, evet, sizce? Evet, İstanbul'u hakkındaki, geneli hakkındaki görüşlerimden evvel çöp dolayısıyla konuşuyorduk biraz. İşçi hakları ve emekçilere tanıdığımız, evet, haklar açısından. Müsaade ederseniz o konuya birkaç cümleyle, buyurun, değinmek istiyorum. Buyurun. Dönemimizde emekçilere ve çalışanlara her türlü olanaklar tanınmıştır. Zabıta memurlarına o zamanın değerlerine göre her ay 250 lira fazla mesai ücreti ödenmiştir. Etfaiye görevlilerine hem fazla mesai hem iş riski tazminatları ödenmiştir. Daha da önemlisi, Cumhuriyet tarihimizin en önemli toplu sözleşmesi yapılmıştır. Neyi, hangi özelliklerle Cumhuriyet tarihimizin en önemli toplu sözleşmesi olduğunu söylüyorsunuz derseniz, onu da cevaplayayım. Bu toplu sözleşmede enflasyon artı 10 puan refah payı ödenmiştir. Cumhuriyet tarihimizde 10 puan refah payı ödenen bir toplu sözleşme akdedilmemiştir. Hem Türk İş'le, hem DİSK'le, hem Hak İş'le yapılan bu toplu sözleşmelerde bununla da yetinilmemiştir. 80'le göreve geldiğim 89 arasında yasal hakları olduğu halde sendikalara ve emekçilere toplu sözleşme hakkı tanınmadığı için 9 yıllık geriye dönük haklar da verilmiştir. Dolayısıyla çalışanlarımızın ve emeklerinin karşılığını almaları sağlanmıştır. Çöp deposu olayındaki iddia da bu anlayışla cevaplandırılabilir. Mevcut duruma gelince Türkiye bir asfalt ve beton yığını hale gelmiştir İstanbul. Kendileri zaten bunu itiraf ediyor. AKP Genel Başkanı İstanbul'a çok kötülük yaptığını söylüyor. Hatırlıyorsunuz, Zeytinburnu'nda bir, evet, üst blok var. O mahkeme tarafından yıkılması kararı da verilmiştir. Kurallara uygun, yasalara aykırı bir uygulama. Ve AKP Genel Başkanı o şey sahibine, o binaların sahibine, yapan müteahhide, küstüm demiştir. Ben sana küstüm, evet, bunu yıkman, evet, gerekir demiştir. Bütün İstanbul'un süliyetini bozuyor aynı zamanda. Kaçak bir yapı. Bir de süliyeti de tamamen bozuyor. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Nasıl üstü kapandı? O müteahhit bir İmam Hatip okulu yaptı veya onardı. Onun üzerine bu konu kapatıldı. Barıştılar. Yani AKP Genel Başkanı'nın küstüğü eski arkadaşı, eski dostu müteahhit de, müteahhitin bu konusu da kapanmış oldu. Biz bildiğiniz gibi Park Otel İstanbul'un süliyetini bozuyor diye Taksim'deki, 15 katlık kanunsuz bölümünü bir peynir keser gibi kestik. Ve benim dönemimde sadece o değil, nerede kanunsuzluk varsa, nerede kaçak yapı varsa onlara müdahale edilmiştir. İsim vermeden söyleyeyim, benim dönemimde iki başbakanın konutları, birisi yıkılmış, birisinin yapımı durdurulmuştur. Ben böylesine otorite veya zengin veya işte hükümet başında gibi kuşkular, kaygılar taşımadan inandıklarımı gerçekleştirdim. Yasaya uygunluk benim için önemliydi. Yasaya ve projeye uygun binalara onay verdim. Yoksa ona küstüm, sen bunu yıkmadın demedim. O binalar hala yıkılmadı. Zeytinburnu Belediyesi'nde suç işlemeye devam ediyor. Birkaç defa açıklama yapıldı. Yıkmak için ihale etmiş Zeytinburnu Belediyesi ama müteahhit çıkmamış. Bir ara genel başkanımız söylemişti bir başka kaçak bina vesilesiyle. Bu konunun uzmanı hocam yanımda, isterseniz hocama sorun demişti. Eğer kendileri yıkamıyorlarsa biz onun yıkma yöntemlerini biliriz. Bize görev versinler, onları yıkalım ve yasal seviyesine getirelim. Evet.
Şimdi Sayın Sözen, siz de altını çizdiniz ben İstanbul'da az önce. Belki bunlar vesile olur. Evet. Evet. Altını çizdiniz. Şunu söylemek istiyorum. Bu, buyurun. Belki bir durak, bu betonlaşma çalışmalarına ve asfaltlama çalışmaları sonlanabilir. Eğer bir de şeyden söz etmemi istiyorsanız, yap işlet devlet yöntemiyle yeni yapılanmalardan söz etmek istiyorsanız, yani o konuda da sözlerimi söyleyeyim. Bir karayolu taşımacılığı teşvik edilerek ve de hazinenin boşalmasını, halktan da hak edilenin üstünde paranın çıkmasına neden olan yatırımlar yapılmaktadır. Biz tüp geçit deyimini o zamanı yaşayanlar bilirler. Raylı tüp geçit demiştik. Hı hı. Raylı tüp geçit. Çok önemli. Çünkü bu Avrupa'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Avrupa'ya çok sayıda araçların geçip oralarda trafik sorunu doğurmaması için rayla, ancak raylı sistemle taşıması öngörülmüştü. Oysa şimdi yap işlet devletle normal gerçekçi geçişlerin 10 kat 20 kat üstünde rakamlarla anlaşma imzalandığı için dış sermayeye, bir takım emperyalist ülkelerin kapitalist şirketlerine olanaklar tanınmıştır. Tanınmaya devam edilmektedir. Üçüncü köprü bildiğiniz gibi AKP Genel Başkanı'nın 1994'te bir rant sonucu olduğunu, buna gerek olmadığını ifade ettiği halde şimdi o üçüncü köprüyü de savunmaktadır. Kuzey İstanbul, İstanbul'un meteorolojik, olumlu meteorolojik gelişmelerini sağlayan bir bölge, bir coğrafyadır. Ve İstanbul'da 1/100.000'lik Nazım Planı yapılalı yıllardan bugüne kadar hiçbir zaman Kuzey İstanbul yapılaşmaya açılmamıştır. Bu havaalanının gerçek projesi daha evvel bu hükümet zamanında da Silivri olarak gösterilmişti. Niye? Çünkü İstanbul'un 1/100.000'lik Nazım Planı'nda bu aks kullanılmaktaydı. Yani Kocaeli, Silivri, Kocaeli, Çorlu aksı kullanmaktaydı. Bilimsel olanı, doğru olanı ve Türk İstanbul'a meteorolojik bakımdan da bir zarar vermemek için, su kaynaklarına zarar vermemek için Kuzey İstanbul hiçbir zaman kullanılmamıştı. Havaalanı yetmez. Şimdi oradaki coğrafyayı, iklimi bozmak açısından sadece havaalanı yetmez. Bir de şimdi biliyorsunuz Kanal İstanbul sorunu var. Bütün bunlar rant için yapılan şeyler. Ekonomide sıkıntıya girilince, dar boğaza girilince inşaat sektöründen ve arsa satışından medet umar bir ekonomik yönetim anlayışıdır bu. Bakın ben size saatlerce Kanal İstanbul eleştirisi yapabilirim. Ama bir tanesini söyleyeyim, bütün İstanbulluları tedirgin eden bir tanesini söyleyeyim. Eğer bu Karadeniz ve Akdeniz tuzlu su ve tatlı suların birbirlik karışımından sonra ortaya çıkacak Boğaz'daki olay, Boğaz'daki oksijenizasyonu tamamen bitirecektir. Bu oksijenizasyonun bitmesi sonucu İstanbul'da hidrojen sülfür dediğimiz çürük yumurta kokusu bütün İstanbul'u kaplayacaktır. Ve bu geri dönüşümü olmayan bir faciadır. Maalesef 14 yıl oldu bu Kanal İstanbul lafını edeli. Yaklaşık 10-14 yıl oldu. Hala bir türlü projeyi tamamlayamadılar. Hala ihale edemediler. İnşallah etmezler. İnşallah gerçeği görürler. Çünkü bilim adamlarının yaptığı çalışmaya göre Kanal İstanbul gerçekleşirse hiçbir zaman ihtiyaca cevap vermez. Biliyorsunuz Kanal İstanbul'un gerekçesi Boğaz'da olası tekne yahut gemi çarpışmalarıdır. Oysa bu kanal ondan daha dardır. Eğer bu çarpışma söz konusuyla bu kanalda daha çok çarpışma olacaktır. Dolayısıyla gerçeği yansıtmıyor. Gerekçe doğru değil. Ve ayrıca o alanın yeni yerleşimlere yer açarak, yeni yapılaşmalar yol açarak İstanbul nüfusunun gittikçe artmasına neden olacaktır. Anımsarsınız AKP Genel Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne
yeni geldiği, yeni kazandığı aylarda İstanbul'a girişin yasaklanmasını, şebekeyle izinle evet. İstanbul'a girilmesi gerektiğini savunan bir yerel yönetim başkanıydı. Evet. Sayın Sözen, yine çok büyük tartışma konusu olan 3. Havalimanı ile evet. ilgili biraz daha ayrıntılı değerlendirme rica edeceğim. Yapımının başlamasından, yani yapım kararı alınmasından sonuçlanana kadar çok tartışıldı, çok eleştirilere uğradı. İşçilerin çalışma koşulları ve yaptıkları eylemler de dahil olmak üzere. 3. Havalimanı ile ilgili ne düşünüyorsunuz efendim? Efendim ben tabii teknik anlamda şeyi söyleyecek durumda değilim. Atatürk Havalimanı yerine böyle bir havalimanı yapılmalı mıydı, bir ihtiyaç var mıydı tartışmasına girmek istemiyorum. Benim uzmanlık alanım da değil, belediyecilik bakımından da. Ama şunu söylemek isterim. Oradaki kötü çalışma koşulları bakımından çok sayıda emekçinin canını yitirmesini, ölmesini tabii ki tepkiyle karşılıyorum. Gerekli önlemler alınmadığı için, çalışma koşulları iyileştirilmediği için o havalimanı onlarca emekçinin cesedi üzerine dikilmiştir. Bu son derece yanlış bir olaydır. Çağdaş bir ülke olarak bu çalışma koşulları iyileştirilmeliydi. Benim asıl söylemek istediğim bir başka şey de o bölgenin coğrafyasının evet. biraz evvel söylediğim gibi bir bölü binlik planların bugüne kadar yapılmış bütün bir bölü binlik planlarda olduğu gibi o Kuzey İstanbul'un bu tür yapılaşmalarla hem havasının hem yeraltı sularının bozulmasının ileride çok büyük zararlarını göreceğimiz konusundaki görüşümdür. Bunu vurguluyorum. Evet. Yani bu yapılmamalıydı. Silivri'ye yapılmalıydı. Eğer mutlaka bir hava limanı yapılacaksa bu Silivri olmalıydı. Nitekim alternatif olarak da daha evvel Silivri gösterilmişti. Evet. Bu gerek Kanal İstanbul, gerekse havalimanı biraz evvel ifade ettiğim gibi onların yapılaşmaya açılmasıyla yeni yapılaşmalara davetiye çıkartılarak, yeni göçlere davetiye çıkartılarak ekonomiye inşaat yoluyla, arsa satışı yoluyla para aktarımı, ticarete para aktarımı gibi ekonomik hesaplar yapılmaktadır, rant hesapları yapılmaktadır. Kuşkusuz bunlara karşıyım. Evet. Şimdi yine az önce konuştuk sizin döneminizdeki o Taksim Park Oteli nasıl çıkılan katları yıktırdınız ama Zeytinburnu'ndaki kulelerde yine Erdoğan'ın kararıyla neler yaşandığını anlattınız. Şimdi çok çok önemli bir yerel seçime gidiyoruz ama AKP'li belediyelerin yerel seçimde bir belediye için en büyük yatırımı betonlaşma. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere diğer AKP'li belediyelerde evet. en büyük yatırım betonlaşmadan geçiyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi bunu İstanbul'u yaşıyor. İstanbul'un nefes alacak yeri kalmadı. Depremde sığınabileceği park kalmadı. Bütün onları. Bu ağır ithamlar, halkın yaşadığı eziklik dolayısıyla da şimdi biliyorsunuz mevcut yeşilliklerden inşaat yapılamayacak yapılaşma yasağı bulunan bölgeleri park haline dönüştürmek suretiyle günahlarını affettirmeye çalışıyor. Ama bu yetmez. Yıllardır, 10 yıldır, 20 yıldır İstanbul'a yapılmakta olan estetiğe sığmayan, sağlığa sığmayan, trafiği düşünmeyen yapılaşmalar kuşkusuz İstanbul'u bu hale getirmiştir. Bağrına genel başkanımızın deyimiyle İstanbul'un bağrına hançer saplanmıştır. Umarım bu seçimde inşallah Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimde iktidar olur. İstanbul'da ve büyük kentlerde iktidar olur. Ve bu İstanbul'un böğrüne saplanmış hançeri çıkarır. Bu hançeri ben 20 yıl evvel, 30 yıl evvel İstanbul'un böğrüne hançer saplanmıştır demiştim. Park Otel'le Dolmabahçe'deki yapıyla ilgili olarak da o günlerde bir karikatürist hançerle İstanbul resmi bana armağan etmişti. Onu da büromda çok güzel bir yerde duvara asmış durumdayım. Her vesileyle onu görüyorum ve o günleri anımsıyorum. Yani biz doğal park oteli bile
Dolmabahçe'deki binayı bile çok görürken şimdi her yer beton yığını haline getirilmiştir. Ve bu gidişle Kanal İstanbul girişimiyle de bu betonlaşma daha da çok artacaktır. Hiç kimse bunun önüne geçilemez. Çünkü arsa spekülasyonu olacak. O kanalın sağında solunda tesisler, yapılaşmalar açılacak. Ve yapılaşma gittikçe de artacaktır. Bu sözünü ettiğiniz gerekçelerle işte başta aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketleri olmak üzere İstanbullular büyük çile çekiyor. Hatta yaşamlarını yitiriyorlar ne yazık ki. Bunları çok yakın dönemde yine yaşadık. Evet. Bu sorunun çözümü ne olmalıdır sizce? Şimdi efendim bir kere bu felaketler için önlemler alınabilir. Telafi etmek için, yani felaketi ortadan kaldırmak bugünkü teknolojinin veya insanın gücü dahilinde değil. Hem çok Müslüman geçinirler, hem de şeyden gelecek, Tanrı'dan gelmiş felaketler karşısında böyle acımasız demagoji yaparlar. Bunlar yakışmıyor. Dediğim gibi devletin başındakine yakışmıyor. Belki AKP Genel Başkanı'na yakışıyor da. Şimdi bakın, tıpta da günlük hayatımızda da iki kavram var. Birisi hipo, birisi hiper. Hipo demek olması gereken ortalamanın altında demek. Hiper demek de olması gereken ortalamanın üstünde demek. Bizim dönemimizde hipo oldu. Yani olması gerekenin ortalamanın altında yağmur yağdı. Şimdi zaman zaman da görüyoruz ki hiper oluyor. Yani üzerinde yağmur yağıyor. Ne yapmak lazım? Yağmur yağdığı zaman sel felaketi yaşaması olası olan derelerde, coğrafyalarda, alanlarda önlemler almak lazım. Kanunsuz, projeye aykırı, plana aykırı binalar yapmamak lazım. Dere yataklarına yapılaşma yaptırmamak lazım. Ve bir de böyle bir felaket geldiği zaman tedbir alabilecek, önlem alabilecek, insanlara yardım edecek güçleri ve alanları tahsis etmek lazım. Yani olası bir sel karşısında ne gibi önlemler İstanbul'un hangi coğrafyası, hangi noktasında almak gerekiyorsa, ki bunlar bellidir, teknik insanlar bunları gayet iyi bilir, bu çarelerin hepsini yapmak lazım. Bu şeyden geçmiyor. Yani bunun yolu işte yağmur yağmadı da susuz kaldık da kaldık ama ölmedik. Hiç kimse ölmedi çok şükür. Ve kısa bir zaman içerisinde de aldığımız önlemlerle işte Haliç'in altından geçirilen borularla efendim taşıdığımız Yalova'dan taşıdığımız tankerle suyla efendim yağmur bombasıyla kuyularla bypasslarla o sıkıntıyı aştık. Biliyor musunuz o Yalova'dan su taşıyan tanker Türkiye'nin en büyük tankeriydi. Ona hizmet bittiğinde ciddi bir belediyenin borcu vardı. Bugün patron geldi, şilebin sahibi. Dedi ki bu şilebi Amerikalılar Körfez'de Amerikan ordusunun su deposu olarak kullanmak istiyor. Eğer bu izni bize verirseniz biz bütün alacaklarımızdan vazgeçiyoruz dediler. Ve o yaptıkları büyük hizmetin karşılığında biriken borçlarımız böyle bir öneriyle sıfırlandı. O borçları ödemedik. Çünkü patron Amerika'ya kiralamasından daha büyük bir gelir sağladığı anlaşılıyor. Onun için yani biz bu önlemleri hep bilim adamlarıyla ve uzmanlarla bilerek çok başarıyla bu susuzluk dönemini atlattık. Allah ülkemize ve kentimize ne böyle bir susuzluk versin ne de hiper yağmur yani seller vermesin, insanlar ölmesin, malın büyük ziyanı olmasın. Temennim odur. Bunu istismar etmeyi de kınıyorum. Yanlış buluyorum. 30 yıldan beri Anadolu'da çok söylenen bir laf var. Konuşmamın başında söylemiştim. Müflis tacir başka çare bulamadığı zaman eski defterleri karıştırmış. 30 yıl evveli karıştırıyor. Hoş, ben de anlayışla karşılamalıyım. Çünkü İsmet Paşa dönemine de gidiyor. İkinci Dünya Devri savaşı sırasındaki süreci de eleştirdi. Atatürk dönemine zaman zaman ulaşıyor.
Bu başka yani güncel konuları, geleceğe dönük konuları konuşmak, tartışmak yerine geriye dönmenin ne manaya geldiğini takdir edersiniz. Gündemi değiştirmek ve bunları söylersem, 100 defa tekrarlarsam, nitekim işte 30 yıldan beri tekrarlıyor, bunlar iz yapar diye düşünüyor. Ben yanlış hesap içinde olduğunu düşünüyorum. Günü konuşalım, yarını konuşalım. Türk ekonomisinin nereye gittiğini konuşalım. Bugünkü çarşıda, pazardaki koşulları konuşalım, pahalılığı konuşalım. Emekçilerin içinde bulunduğu dar gelirlerin, şu anda görüşülmekte olan asgari ücretin düzeyini konuşalım. Bunlar önemli. 30 yıl evvelki İstanbul'da geçici bir süreyle yaşanmış olan susuzluğu konuşmanın hiçbir vicdan sahibi, akıl sahibi hiç kimseye bir faydası yoktur diye düşünüyorum. Evet efendim, en son yaptığı konuşmayla yine sizin döneminize atıfta bulunup suçlamalar yöneltmişti buradan yola çıkarsak Erdoğan. Şimdi bir de son olarak İstanbul'daki rantı değerlendirmenizi isteyeceğim. Yine AKP'li belediyelerin özellikle Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkan yolsuzluk durumu var. İstanbul'daki rantla ilgili ne söylersiniz? Rant kaynağıyla ilgili. Bir meraklı arkadaşım hesap etmiş. Biliyorsunuz bir tatsız İSKİ olayı kendi içinde bir suistimal olayı olarak yaşanmıştı. O dönemde bana intikal ettiği andan itibaren yargıyı göreve davet etmiştim ve gereği yapılmıştı. Hesap etmiş, sadece İSKİ'de motorlu vasıtaların kullandığı petroldeki yapılan akıl almaz ve kabul edilemez suistimal, İSKİ'deki yapılan o tarihlerdeki iddia edilen yolsuzluğun 10 katı 100 katı düzeyinde. Yani tamamen AKP yönetimi belli bir sınıfın, belli bir düzeyin partisidir, iktidarıdır. Bütün amacı yandaşlarına ve bu üst düzey şahıslara ve kurumlara olanaklar sağlamaktan, yani rant yaratmaktan başka bir şey yapmaz. Örneğin toplu sözleşme şeylerde, toplu taşımda bile biz hep raylı sistemleri savunurken, işte görüyorsunuz seçim uğruna Ankara'da yaşanan facia, 9 can da orada evet. Gitti. Bir an evvel açayım. Sinyalizasyon olmasa da olur kaygısıyla, daha doğrusu kaygısıyla değil, planıyla hareket ederek 9 canımızın ve çok sayıda yaralı insanın doğmasına neden olmuştur. Metro çalışmalarına da isterseniz birkaç cümleyle değinmek isterim. Zaman zaman orada da gerçek dışı ifadeler kullanılmaktadır. Türkiye'de ilk defa metro bizim zamanımızda benim temel atmamla başlamıştır. Daha evvel uluslararası, gerek Sovyetlerle gerek yurt dışında başka ülkelerle yapmak istediğim ortak çalışma, o zamanki sağ iktidar döneminde yani imkan bulamamıştır, olanak sağlanmamıştır. Şu kitapta görüleceği gibi eli kolu bağlı belediyecilik, yani benim partimden belediye başkanı seçmezseniz elini kolunu bağlarım, o belediye başkanı çalışamaz sözünün karşılığı olarak, işte şu resimde görüleceği gibi eli kolu bağlı belediye başkanı yaratmak istemişlerdir. Ama onlara müsaade etmeyince biz danışmanlarımız ve hocalarımızla beraber bir araya gelip kendi olanaklarımızla metroyu başlatmaya karar vermiştik. Memnuniyetle ve şükranla ifade edeyim ki Türkiye'deki tünel açmış birçok büyük iş adamı da bizim bu mücadelemizde kendi başımıza metroyu yapma, kendi olanaklarımızla yapma kararımıza saygı göstermişler ve yardımcı olmuşlardır. Onlara yine her zaman olduğu gibi teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Ve metro, 14 kilometrelik metronun ben ayrıldığım zaman 10 kilometresi bitmişti. Evet. Daha sonra sinyalizasyon ihalesi söz konusuydu. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon. Bunun ihalesini yaptım.
Fakat ihalenin değerlendirmesi aşamasında tekrar belediye başkanı olmayacağım anlaşıldı. Aday olmayacağım anlaşıldı. Bunun üzerine tutanak tutarak, zarfları mühürleyerek ve imzalayarak kasaya koydum. Benden sonra AKP Genel Başkanı'nın belediye başkanı olduğu süreçte bu zarflar açıldı. O zaman Siemens'in kazandığı duyuldu. Fakat Siemens'i beğenmediler ve damadın akrabalarının içinde bulunduğu bir şirketler grubuna sinyalizasyonu yaptırdılar. Parasını da ayırdım. O zamanın parasıyla 50 milyar lira. Bankaya özel olarak bu para sinyalizasyon ve elektrifikasyon için kullanılacaktır diye şartla bankaya yatırdım. Ve dolayısıyla orada tabii kullanıldı. Şimdi bütün bunlar devlet hayatımızda pek görmeye alışık olmadığımız uygulamalardır. Ben bunları vicdanen yetiştiğim terbiye, siyasi terbiye gereği memnuniyetle yaptım ve sonucun da doğru olduğuna inanıyorum. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Sayın Nurettin Sözen'in dönemini işaret ederek suçlamalar geldi ama bir kere daha az önce siz de ifade ettiğiniz altını çizelim. İstanbul'a ilk metroyu ve ilk doğalgazı getiren bir belediye başkanısınız. Dolayısıyla bu önemli yerel seçim öncesinde yine bir algı yönetimi. Ve çöpü. Evet. Çöp projesi. Çok çok önemsiyorum. Çöp evet. İstanbul'un doğalgaz havaalanından daha önemli bir projesidir. Evet, evet. Çöp projesi. Ve bunlarla beraber 15 tane size şimdi uluslararası proje sayabilirim. Bunlar sadece 3-4 tanesidir. Evet efendim. Belli başlıklarını konuşabildik bu süre içinde. Ama size böyle bir suçlama suçlamalar zinciri var. Dediğim gibi çok önemli bir yerel seçim öncesinde yine bir algı yönetilmeye çalışılıyor. Gerçekleri konuştunuz, bu suçlamalara yanıt verdiniz Sayın Sözen. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten bu suçlama gibi gözüken meseleler bana işte bu dünya çapındaki projelerimi anlatma fırsatı veriyor. Size de bu vesileyle teşekkür ediyorum ve bunu halkımın büyük bir bölümü biliyor ama anlatmaya devam edeceğim. Size son olarak ilginç bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şu anda biliyorsunuz Çamlıca'da bir kule yapılmaktadır ve galiba da bitti. Hani balkonları, seyir şeyleri, balkonları da yerine kondu. Şimdi bu kule 1990'da bizim zamanımızda projelendirildi. Bizim zamanımıza temeli atıldı. Bu şirket, bu projeyi alan, ihaleyi alan şirket mütevazi bir şirket olduğu için koşullar gereği 10 milyar lira da peşin kapora verildi. Yani 1990'da projelendirilen ve hemen yapılması gereken projemizi, son projemizi de işte 30 yıl, 29 yıl sonra bu iktidar hayata geçirmiş oluyor. Kendilerine teşekkür ederim. 30 yıl evvelki projemizi hayata geçirdikleri için. Sayın Sözen çok teşekkür ediyoruz tekrar efendim. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. İyi çalışmalar. İyi evet sevgili seyirciler konuğumuz İstanbul'un önceki belediye başkanlarından Sayın Nurettin Sözen'di. Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem suçlamalarına yanıt verdi hem de İstanbul'a katkılarını anlattı süremiz el verdiğince. Ve yayınımızın sonuna geldik ana haberin. Bizden sonra Mercek programı sizlerle olacak. Yarın saat 18'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.